Mehmet, Mustafa, Kemal ve Ömer birbirlerinden hiç ayrılmayan dört delikanlıydı. Mehmet Elif'e vurulmuştu. O gecede Elif'lerin evinde coşkulu bir kına gecesi yapılmaktaydı. Sende. Aramızda bekar sen kaldın. Ne utanıyorsun lan? Darısı seninle Nazlı kızın başına. Ne zaman gidiyoruz istemeye de bakayım. Yakında inşallah Mustafa. Yakında. Baş şöyle. Hey gidi günler hey. Kim derdi köyün en yaramaz dört veledi adam olacak, ev bark kuracak. Tasalanma kız sıra sana geldi. Şu gelmeden senin de verip dörtlüyü tamamlamamız lazım. Hey Mehmet. Yarın akşam evleniyorsun. Artık bize bu akşam bir zeybek oynarsın. Oynarım lan. Hadi bakalım ben de şarkımızı söyleyeyim. Kalk lan. Hadi lan. Başla bakalım. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Sen salın gel ben boyuna bakayım. Durun! Mendilini ne yapabilirim? Ne diyorsun lan sen? Çabuk söyle. Düşman gemileri geliyormuş. Ne dedin lan sen? Kimden duydun? Askerler konuşup gelmedi abim. Düşmanın Çanakkale bandına varmak üzereymiş. Gelebilirler. Ama asla giremeyecekler. Basma da fistan giyemem ama. Basma da fistan giyemem hanım, ama. Hanım, hanım. Harbe gidiyoruz. Aniden gelen bu haberle bir anda bu dört genç ve sevdalılarının dünyaları kararmıştı. Erkekler harbe gidecekti. Ayrılık kaçınılmazdı. Gidiyorum Hacer. Senin için. Bebeğim için. Vatan için. Ana, ben gidiyorum. Düşmana karşı. Hakkını helal et. Helal olsun. Yiğit oğlum. Hiç ayrılmayacaktık.
de beni bırakmayacaktın. Önce vatan Gülperi. Eğer sağ salim dönersem... ...seni yine burada böyle kucaklayacağım. Mustafa, Mehmet, Kemal ve Ömer... ...tıpkı yurdun dört bir yanındaki tüm Mehmetçikler gibi... ...vatanları, bağımsızlıkları uğruna... ...gerekirse canlarını vermek üzere cepheye doğru yola koyuldular. Hepsi gönüllüydüler. Arkalarında tüm sevdiklerini bıraktılar. Çünkü vatan savunması her şeyden önemliydi. Ve bu dört arkadaş cephede de aynı mevzide düşmarşı yan yana, omuz omuza durdular. Havada bulut yok. Bu ne dumandır mahlede ölür yok. Bu ne figandır şu yemeğelleri. Ne de yaman. Aranızda en hızlı koşan hanginiz? Ben. Ne olacak? Bunun derhal komutanı yetiştirmesi lazım. Emredersin komutanım. Ömer'i koruyalım arkadaşlar. Tamam. Gitti çok şükür. Ne yazıyordu o kağıtta? Telsizle geçtiler. Düşman takviye almış. Birkaç saat sonra burada olurlar. Mehmet'ime gider mi Iraz ana? Mehmet'ime değil Elif'im, Mehmetlerimize. Düşman Çanakkale'de hizmete uğramış. Şimdi anafartalar ve Arıburnu'na saldıracaklarmış. Nereden duydun Hacer? Gülperi'den Kemal yazıyormuş. Hey Iraz ana, bizimkiler geçirmemiş düşmanı Boğaz'dan. Ama... Ama ne Gülperi desene. Bizimkiler anafartalarda. İlk defa erkek olmadığına üzülür... Yanar gibiydi Anadolu kadını. Vatandı savunulan. Namustu. Ah keşke erkek olsalardı da onlar da cepheye gitselerdi. Hatırlıyor musun Kemal? Çocukken oyun oynadığımızda dördümüz aynı grupta olurdu. Kimse bizi yenemezdi. Diğerleri sinir olurdu ama. Hep kavga çıkarırlardı. Ama yine de ayıramazlar. Yenilecekleri bile bile yine de inatla oyuna başlarlardı. Yine öyle olacak. Yine kazanacağız. Hacer yengem doğurmuş mudur acaba? Sen salın. Daha vakti var. Gel, ben İnşallah düşmanı o doğmadan def ederiz. Yavrum işgali altında doğmasını istemem. O özgür doğmalı. Uzun olur. Doğru dedim Mustafa. Ben de özgür evlenmeliyim. Ne gülüyorsunuz ya? Tabii. Sizin tuzunuz kuru. Hepiniz sevdiğinizi aldınız. Bir ben kaldım. Ben de sen gibiyim Ömer. Hiç tasa etme. Allah nasip ederse yine beraber düğün yaparız. Düşmanı bir def edelim hele. Haber mi gidecek yine? Yok yok, haber bekliyoruz. Bize takviye gelecek mi? Bekliyoruz ama pek ümitli değilim. Şu mek yok mu? Kahrediyor beni. Gelseler de bitirsek işlerini. Ne kadar eminsin Mehmet? Sen emin değil misin? Olmam mı? Sizden duyma koşma veriyor. Duymana ne hacet Mustafa? Görmen yeter. Topu topu bir avuç askeriz. Bir alay aslan Mustafa.